Denizli Atatürk Düşünce Derneği Başkanımız Kadem Özbay ile birlikteyiz. Yeni bir yeni hayatı ile birlikte Kent 20 Haber'le ilk defa stüdyomuzda Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli Atatürk Şube Başkanı, Dernek Başkanı Kadem hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederiz. Yeni yerinizde hayırlı olsun. İlk konuğumuz olmakta ayrıca bir onur. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Atatürk Düşünce Derneği faaliyetleriyle ilgili sizlerden nasıl faaliyetler yapıyoruz bunu öğrenmek isteriz. Evet. Yani Atatürk Düşünce Derneği'nin şube başkanlığını Kasım ayı itibariyle göreve geldik. Benim bir sendikal kimliğim de var. Denizli kamuoyu daha çok bize öyle tanıdı. İki dönem Denizli'nin de Eğitim İş Sendikası'nın yine Cumhuriyetçi, Atatürkçü eğitim çalışanlarının içerisinde örgütlendiği bir kurumun şube başkanlığını yaptım. Aynı zamanda şu anda Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde devam ediyorum. Denizli kamuoyu Cumhuriyet Atatürk konusundaki mücadeledeki gösterdiğimiz duruşu takdir etti ve bizi Atatürk Düşünce Derneği'nin burada temsilen de görmek istediklerini söylediler. Hem önceki başkanımız Nihat abimiz Sayın Nihat Çetin, hem ondan önce beraber omuz omuza mücadele ettiğimiz Sayın Gülzar Biçer Karaca sağ olsunlar böyle bir görevde bizim katkı koyacağımızı düşündüler. Birçok dostumuz da cesaretlendirdi. Dedik ki biz sendikal kimliğimiz var ama Atatürk ismini taşıyacak bir derneği temsil etmek bizim onur madalyamız olacak. Bizim olaya böyle baktık. Evet. Böyle girdik. Tabii Atatürk Düşünce Derneği'ni daha genç yaşında, çocuk yaşında baktığında 90'lı yıllarda kurulan, örgütlenen bir dernek. Ya diyordum ki yani bu ülkede herkes Atatürkçü olmalı zaten diyordum. Normal herkes değil. Olmalı, normal bu. Yani bir ülkenin kurucu önderinden bahsediyoruz. Olmamalı, anormal bir durum. Böyle bakarken sonra süreç içerisinde bir baktım ki ya Atatürk Düşünce Derneği'ne gerçekten ihtiyaç varmış bu ülkede. Herkes Atatürk'ü sevmeyi bırakın saygı duyması gerekirken duymadığını, tam tersine Cumhuriyet'in temel değeri olan, önderi olan, taşıyıcısı olan Atatürk'e hakaret etme yarışına girildiğini adeta, bir nevi de maalesef ki siyasilerin cesaretlendirdiğini gördükçe dedim ki Atatürk Düşünce Derneği'ne bu ülkede çok büyük görev düşüyor. Bu ülkede bir kez daha Atatürk'ün gelmesini beklemek akıl dışı zaten. Ya bir kez daha bir Atatürk gelmeyecek. Ama Atatürk'ü fikri olarak anlamış nice gençler yetiştirebiliriz. Nice gençlerin elinden tutabiliriz. Atatürk Düşünce Derneği de bu amaçla bu ülkenin aydın insanlarının bir araya gelerek kurduğu, oluşturduğu birçok dernek ve vakıftan şöyle bir farkı olduğunu söylüyorum ben. Bir fikir örgütlenmesidir. Yani gençlere yalnızca burs verelim değil, yalnızca gençlerin elinden tutalım değil. Aynı zamanda fikri olarak da Atatürkçülükle, Kemalizmle, akılla, bilimle yetiştirmek, kucaklaştırmak amaçlı oluşmuş bir dernektir. O anlamda tabii bu derneği daha görünür yapmak, daha toplumda bir yerini insanların aklında, hafızasında oturtmak, oluşturmak anlamında bazı çalışmalarımız oluyor. Bunların içerisinde tabii ki konserlerimiz de oluyor, yemeklerimiz de oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Ama bunun yanında eylemlerimiz de oluyor. İşte Denizli kamuoyu yakından biliyor. En son iki kez ciddi bir sokak eylemi de koyduk. Aslında çok normal anayasal hakkımız olan bir şeyi eylem yapar haline getirdiler. Maalesef ki bazı baskıcı, despot kafalar anayasal hakkımızı engellemek istediler. Yani Atatürk Düşünce Derneği hem eylemsel hem de etkinlikler anlamında hem de gelecek neslinin umudu olacak, geleceğin umudu olacak gençlerimizi yetiştirmek anlamında bir dizi faaliyetlere devam ediyor. Ama pandemi süreci özellikle kalabalık toplantıları, etkinliklerimizi maalesef kısıtladı, yapamaz olduk. Derneğimizi yine bu süreçte açık tutmaya özen gösteriyoruz. Özellikle buradan sizin aracınızla da derneğimize katkı koymak isteyen bağış, burs bağışında bulunmak isteyen dostlarımıza, deniz halkına bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Gelin sahip çıkın. Bakın üniversiteler açılacak öyle ya da böyle. Yani %40 uzaktan mı, yakından mı, yüz yüze mi çok sorunlar yaşanacak ama sonuçta üniversite öğrencisi çocuklarımız var. Bunlar öyle ya da böyle buralarda ev tutuyorlar, apartlara taşınıyorlar ya da yol paralarına ihtiyaçları oluyor. Gelin bağışlarınızı yapın derneğimize. Ben bağış yapan arkadaşlarım da şunu söylüyorum. Denizli kamuoyundaki ekonomik durumu yerinde olanlar. Ben gelip size briefing vermeye hazırım. Ya da gelin derneğimize bu verdiğiniz kaynağın nereye gittiğini gelin beraber konuşalım, anlatalım size. Siz de gönül rahatlığıyla hem verdiğiniz paranın nereye gittiğini bilin. Çünkü bizim komisyonlarımız var.
eğitim komisyonlarımıza o çocukların ders durumunu, yaşama bakışlarını takip ediyor, fikri örgütlenmesine katkı koymaya çalışıyor. Bu anlamda da bir kez daha sizin huzurunuzda da çağrıda bulunalım. Denizli halkına gelin, evet, derneğimize sahip çıkın. Biz de buradan Denizli iş adamlarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüzün Denizli Şubesi'ne bağışlarınızı rica ediyoruz. İmkan olan herkesi de davet ediyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Atatürk'ü sevmeyen kesimler var. Evet. Bunlar neden sevmez Atatürk'ü? Şimdi şöyle söyleyeyim, özür dileyerek. Ben Atatürk'ü çok seven bir insanım. Atatürk'ü zaten kendisi de yaşadığı zaman beni görmek demek, vücudumu görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve düşüncelerimi aldınız bu. Hani ben de şunu söylüyorum, çok hoşuma gidiyor son günlerde. Bir çift mavi gözün ışığında yürümek. Bu bağlamda bakıldığında, tabi Atatürk artık bir ülkenin atası olmuş. Yani heykeli dikilir. Önemli insanların heykelleri dikilir. Putlar değildir bunlar. Doğru mu? Ve biz kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle asla gidip de onun heykelinin karşısında ondan bir şeyler talep etmiyoruz. Onun fikirlerini ve inançlarını dikkate alıyoruz. Kesinlikle. İlkelerini bu şekilde de ilerlemeye çalışan toplum olmayı ben çok arzu ediyorum. Bu anlamda bakıldığında Atatürk'ü neden sevmezler? Şimdi tabii ki gönül ister ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, bugün bağımsız bir ülkede ki bağımsızlığımızı da maalesef ki birçok ekonomik sıkıntılarla dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Üretimden gelen gücümüzü gittikçe kaybetmeye başladık. Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalarımızı, üretime dayalı birçok şeyimizi kaybetmeye başladık maalesef. Yani evet, o bağımsızlığımız bile artık sorgulanır hale geldi. Ama bu kadar büyük bir şeyin mimarı 57 yıllık ömrüne nice savaşlar sığdırmış. Yaşamını adeta bir ülkenin geleceğine adamış. Evet. Bir insanı ya sevmeyi geçtim, bari saygı duyabilecek kadar insan kalındır. Bakın tekrar edin. Sevmeyi geçtim, bari saygı duyabilecek kadar insan kalın. Bakın insan olarak doğarsınız. Bunu siz belirlemiyorsunuz zaten. Hangi anneden babadan doğacağınızı, nerede doğacağınızı. Ama insan kalabilmek, o doğumundan sonra da kendini bir insan olarak dünyada iz bırakabilmek bence en büyük erdem. Evet. Bugün Atatürk'ü sevmeyenlerin dışında o saygı duymayan, hakaret etmeye cüret eden, o onursuzluğu gösterenler bence bir kere akıl yoksunlar. Bir kere akıldan mı yoksunlar? Çünkü en azından normal akıldaki bir insan, arkadaş tamam sevmiyorum ama ya bu adam nice savaşlar vermiş. Bağımsızlığımız mı uğrana? Bugün yaşadığım ülkede bir de devletin bazı kurumları temsil eden insanlar var, hakaret etmeye cüret eden. Siyasiler var. Bugün oturduğum bu koltukta o adamın emeği var. Hani bizde bir şey vardır ya hani yemek yediğin kaba değil mi? Ona bari saygı duyacak kadar erdemli. Bu nedenle aynen yani bu nedenle ben sevgiden daha öte bu saygıdan yoksunluğu insan kalamamış bireyler olarak değerlendiriyorum. Bunun tabii temel sebebi şu var. Eğitimden geçiyor bence. Şimdi biliyorsunuz bunların yol gösterici püsküllü soytarı tarihçiler bunların yol göstericileri. Evet. Yalan yanlış tarih bilgileri, çarpıtma tarih bilgileriyle Mustafa Kemal'e türlü kılıflar bulmaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal'in geçmişinde yaptığı mücadelesini daha basitleştirmek, ya aslında ne yaptı ki arkadaş, ya Yunan kazansaydı daha iyiydi diyebilecek kadar akıl yoksunu hocaları var bunlar. Evet, evet. Daha önce de hocaları bunların biliyorsunuz bugün Amerika'da olan Pensilvanya'daki FETÖ'ydü. Yani bunlar böyle cahil cuhala kesimi, yani akıldan yoksun, sorgulamadan uzak, bilimden akıldan uzak insanları kendini rehber edinmiş insanlar. Mesela ben şunu da çok duyuyoruz mesela toplumda. Deniyor ki Mustafa Kemal mi kurtardı? Mustafa Kemal mi yaptı bunu? Tek başına mı yaptı bunu? Derler. Oysa Osmanlı da bizim. Doğrusuyla yanlışıyla Osmanlı'da bize ait olan, bizim kökenimiz olan imparatorluktu, çöktü, şu veya bu şekilde. Ama mesela aynı ifade ki Fatih Sultan Mehmet ne kadar gurur duyduğumuz ender padişahlarımızdandır.
İstanbul'u fetheden padişah dediğinde de Fatih Sultan Mehmet denir. Evet. Yani hiç Fatih Sultan Mehmet tek başına mı yaptı diye bu soruyu sormazlar o diğer bahsettiğimiz zümre. Ama Atatürk olduğu zaman bunu tek başına mı yaptı diye de böyle bir şey geliyor. Şimdi tabii ki Mustafa Kemal'in yoldaşları vardı. Ona eşlik eden nice kahramanlar vardı. Hepsinin hakkını da ayrı ayrı teslim etmek lazım. O nedenle tabii ki biz Mustafa Kemal'in beraberindeki birçok o gün mücadele etmiş, yaşamını bu ülkenin geleceğine adamış insanların hepsine saygı duyuyoruz. Kızları, kesinlikle. Yani Cumhuriyet'ten önce Mustafa Kemal de bir Osmanlı paşasıydı. Evet. 1911'de Trablusgarp'ta Türkiye Cumhuriyeti için savaşmıyordu. Evet. Yani tarihimizde, geçmişimizdeki birçok şeyi tabii ki reddetmiyoruz. Saygı duyduğumuz şeyler var. Ama eleştirdiğimiz şeyler de var. Yani Osmanlı kültüründe biliyorsunuz bir halk kimliği yoktu. Evet. Yani bir teba vardı. Sorgulama yoktu. Bilimsel eğitim yoktu. Zaten bunların tamamı olsaydı Osmanlı çökmezdi. Çökmez. Yani iş yalnızca demek ki bilek gücüne, silaha bilmem neye dayanmıyormuş. Bilimden uzaklaşmayacaksın. Akıldan uzaklaşmayacaksın. Ya da kendine yarattığın bir saray tebaası soylu etrafıyla ülkeyi yönetirim. Liyakatın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Yeter ki bilmem ne soyundan gelsin mantığıyla bir ülkenin ayakta kalamayacağının örneğidir Osmanlı. Mustafa Kemal de buna çok iyi bir ders vermiştir. Bakın bir halk cumhuriyeti kurmuştur. Halk halk. Zaten bakın çok daha Amasya tamimini söylüyor. Diyor ki hani egemenlik milletin olacak diyor. Milletin. Milletin karar vereceği bir yer olacak diyor. Ve kendisinden sonraki herhangi bir kişiye de bir özel bir konum da vermiyor. Bakın dikkat edin. Liyakatı önemsiyor. Kendisi gibi düşünmeyen birçok insana da yanında görevler de veriyor. Birlikte yapıyorlar birçok şeyi. Ve her şeye rağmen bakın Kurtuluş Savaşı devam ederken düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal önderlik ediyor. İlk meclis toplandığında bile tüm yetkileri meclisten alabilmek adına mücadele ediyor. Böyle tepeden başkomutan falan olmadı Mustafa Kemal. O yetkiyi mecliste aldı. Çatır çatır saatlerce tartıştı. Hem cephede savaştı hem mecliste fikri anlamda o insanlara kendisi gibi düşünmeyen, o günkü hilafet meraklısı, saltanat meraklısı birçok insan var o günün şeyinde. Ama Mustafa Kemal hem fikirsel olarak hem de bedenen gerçekten başkomutan oldu. Bir mücadele etti, önderlik gösterdi. Şimdi tabii ki birçok kahramanımız var, hepsine saygıyla anacağız. Ama bir işe önderlik etmenin de hakkını teslim edeceğiz. Örgütleyebilmek. Tabii ki. Bakın en yakındaki arkadaşları bile Cumhuriyet ilan edileceği zaman ya paşam ne yapıyorsun, hazır mıyız diyor. En yakındaki arkadaşları. Yine harf devrimini yaptığında, birçok devrimini yaptığında ya paşam gerek var mı yani niye yapıyoruz falan diyor. Hayır. Bu ülke diyor, bu ülkenin insanları diyor artık ayaklar altında kalacak, ezilecek, dünyada hor görülecek bir millet değil diyor. Bu milletin insanlarının daha çağdaş, daha demokratik bir ülkede yaşama hakkı var. Yalnızca birinin soyundan geliyor diye bir ayrıcalık olmayacak diyor. Birinin oğlu, birinin kızı bilmem neye sarayda yer bulmayacak diyor. Çok önemli. Evet. Abi bugün ne kadar onu taşıyorum, o da sorgulanır tabii ki yani. Bu nedenle tabii ki hepsini anacağız. Ama bu işe önderlik eden, yaşamını veren, bakın 1911'den, 1910'dan bu yana cephelerde geçmiş bir hayattan bahsediyoruz. Birçok gazili ünvanı var. Yaralanmış adam. Ölebilirdi. Evet. Asla pes etmemiş. O zaman İstanbul işgal altında idam fermanı yayınlanıyor. Bugünkü peşinden gidenler de o idam fermanı yayınlayanların o gün emperyalizme karşı başkaldıramayıp teslim olanların, yani Mondros'u teslimiyetçilerin Sevr'i imzalayanların devamı olmak peşinde koşuyorlar. Yanlış yoldalar. Bakın bu ülkenin temelidir Mustafa Kemal. Bu temel giderse hepsi altında kalır. Ama biz de buna izin vermeyeceğiz. Tabii ki. Tabii ki vermeyeceğiz. Bir de Kemal isterler. Evet. Atatürk'ü, Mustafa Gazi, Mustafa Kemal. Ama bir de Kemalist vardır. Evet. Bu Kemalist nereden gelmektedir? Bununla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki bakın o zaman İstanbul işgal altındayken evet. İstanbul'daki padişah da teslim olmuşken yalnızca kendi ikbalini öncelikle İstanbul'u ve o yaşadığı tebaayı güvence altına almak peşindeyken Mustafa Kemal'in yanında Mustafa Kemal'e inanmış artık ayaklanmaya başlamış bir halktan bahsediyoruz.
O zaman da İngilizler, tabii bu ayaklanma ortada bir ülke yok, bir cumhuriyet yok. Bir yerde ayaklanma çıktığında bunlar Kemal'in adamları diye Kemalist kelimesini kullanmaya başladı. Evet. Yani Kemalizm, emperyalizme karşı baş kaldırının adıdır. Bunu böyle İngilizlerin söylemesiyle. Kesinlikle, yani Kemalizm, tekrar ediyorum, emperyalizme karşı baş kaldırışın adıdır. O ilk yumruğun adıdır, Kemalizm söyle. Evet, yani. Aynı zamanda bakın birçok önünde isim olan ve arkasında izim eklenir düşünceleri, birçoğunun işte Marksizm dersiniz değil mi? Kemalizm aynı zamanda şunu da gösterir. Mustafa Kemal yalnızca salt bir asker değildi, bir Osmanlı paşası değildi. Bir düşünce adamıydı aynı zamanda. Gidin bugün Anıtkabir'e, okuduğu kitaplara bakın. Kimlerden etkilendiğine bakın. Ekim devriminden etkilenmiş, Fransız devriminden etkilenmiş. Zaten Altuğ'a bakın. Sovyetlerden etkilendiği şeyler var. Kamucu, devletçi. Devlet üretimine önem veriyor. Evet. Bakın o nedenle Mustafa Kemal'in fikri örgütlenmesini anlamak lazım. Kemalizm lafı da o anlamda bence çok yakışıyor. Ahmet Erkışın'ın söylediği gibi Kemalizm'de şunun altını çizmek lazım. Bugün Kemalizm anlaması gereken gençlerimize sesleniyorum. Kemalizm ya geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncüsü olmak demektir. Yani bugünkü gençlerimiz de şunu yapacak. Yalnızca bir yakaya Atatürk'ü takmak da olmuyor. Ve Atatürk'ü seviyorum demek de olmuyor. Geleceğin öncüsü olacaksınız gençler. Mücadele edeceksiniz, teslim olmayacaksınız, boyun eğmeyeceksiniz. Emperyalizmde kim işbirliği yapıyorsa, kim uşaklık yapıyorsa onun karşısında durabilecek kadar yürekli olacaksınız. Biz o zaman söyledik. Dedik ki bu ülkede Bursa Nutku'nda Mustafa Kemal söylüyor. Yeri gelecek. Öyle polisi var, jandarması var, güvenliği var, siyaseti var diye Kemalist adam, Atatürkçü adam beklemez. Kendi görevi zaten Mustafa Kemal'den almıştır. Evet. O görevi gerçekten anladıysa, Mustafa Kemal'in devrimlerini fikirsel olarak anladıysan zaten o mücadele edecek gücü yüreği kendisinde bulursun. Bu nedenle bence değerli, önemli, tüm dünyaya da ismini yazdırmış, fikirsel anlamda ismini yazdırmış bir söylemdir Kemalizm. Bana göre de emperyalizme başkaldırıdır. Bu ülkenin fikirsel altyapısının temelidir. Gururla da Kemalizm kelimesini kullanmalıyız. Birilerinin söylediği gibi korkmamalıyız. Yani işte ama Kemalizm şöyle böyle. Kemalizm bu ülkenin kuruluşunun imzasıdır. Emperyalizme karşı atılan ilk yumruğun adıdır Kemalizm. Evet. Bunun dışında Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk toplumların dinsiz olamayacağını öngörerekten, düşünerekten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra da aynı zamanda Diyanet İşleri'ni kurmuş. Bu Diyanet İşleri de bugün maalesef bir bölümü zaten ibadete açık olan Ayasofya'nın kesinlikle tarihsel olarak çok farklı imparatorluklara da farklı alanlarda, farklı zamanlarda herkesin ortak değeri olarak da kabul edilmiş, müze olarak dururken Ayasofya ibadete açıldı. Ve bu ibadete açılırken de Diyanet İşleri Başkanı da maalesef bizim hoşumuza gitmeyen, farklı kesimin de çok hoşuna giden Atatürk'ü lanetledi. Evet, biliyoruz bununla ilgili siz de Deniz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak da eylem yaptınız. Suç duyurusunda bulundunuz. Farklı siyasi partiler de bununla ilgili suç duyurularında bulundular. Bununla ilgili de düşüncelerinizi rica edeceğim. Evet. Şimdi bakın Mustafa Kemal o dönemde çok doğru bir analiz yapıyor. Diyor ki tabii ki Osmanlı'da istibdat döneminde de Mustafa Kemal yaşamış ve hürriyeti savunan bir adam olmuş. Hep hürriyetten yanılmış, özgürlükten yanılmış, demokrasiden yanılmış. Tabii bu demokrasi dediğimiz şeyi bugün maalesef ki birileri yalnızca seçim zamanında gidip verilen oya indirgedi, maalesef ki indirgedi. Demokrasi o demek değil. Demokrasi demek aynı zamanda yurttaş olabilmek, yurttaş olabilme hakkında savunabilmek demek. Özgürlüklerini, haklarını. Osmanlı'dan bize kalan mirasta ne var mesela? Bakıyorsun ki bazı sınıflar var. Örneğin Osmanlı savaşa giderken o zaman din adamı kısvesindeki bazı mollalar, bakın din adamı olarak adlandırıyordu, savaşa gitmiyordu, savaştan muaftı onlar. Niye? Niye gitmiyorsun sen savaşa? Hani Allah Allah buyur. Yok gitmiyor, ayrıcalık mı sınıf? Sonra tekkeler vardı, zaviyeler vardı, dini örgütlenmeler vardı, sapkın sapkın örgütlenmeler vardı. Mustafa Kemal bunu çok doğru analiz etmiştir. Ve ümmet kimliğinden millet kimliğine, yurttaş bilincine geçirilen bir ülkeyi var etmiş. Bakın zaten saltanatı kaldırması, ilaveti kaldırması. Ama diyor ki bu millet, bu coğrafyada yaşayanların büyük bir çoğunluğu
inanç olarak da bir inancı mensup. Büyük bir çoğunluğu ağırlığı Müslüman. Farklı da olabilir. Mustafa Kemal zaten bir mezhepçi, bir bakış açısı da yok. Evet. O nedenle de Diyanet diyor. Yani tüm bu ülkede dini inançlarını yaşamak isteyen insanların güvencesi olsun ve din de gerçekten, bakın, ilahiyat fakülteleri oluşturuyor. Din de gerçekten eğitimli insanlar tarafından halklaştırılsın. Evet. Yani öyle FETÖ gibi dışı sapı başka bir yerde ABD imamı gibi imamlar tarafından bu halk dini duygularıyla istismar edilmesin. Cübbeli bilmem neler gibi insanlar tarafından insanlar dini duygularla istismar edilmesin diye Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum oluşturuyor. Evet. Ve o kurumundaki amaç da, tekrar söyleyeyim, gerçekten insanlar inançlarıyla ilgili doğru bilgilere ulaşsınlar ve devletin dışında yapılabilecek sapkın örgütlenmelerle insanların inançları istismar edilmesin düşüncesi. Ve insanlar okuyup anlayabilsinler diye de kesinlikle cebinden para ödeyerekten Kur'an-ı Kerim'in Arapçanın Türkçe'ye çevrilmesini sağlayın. Yani insanlar işte hocalara, hacılara vesaire gibi veya art niyetli farklı kişilere inanmasınlar diye de zaten Türkçe yazılmış Kur'an-ı Kerim'i bıraktık. Tabi Mustafa Kemal'in eseri yine bu. Evet. Hem Mehmet Akif'ten önce bunu istiyor. Sonra Elmalı Hamdi ilk evet. yazıyor bunu. Çok değerlidir. Bu ülkenin insanları diyor ki okuduğunu anlasın arkadaş. Evet. Ne diyor dini gerçekten ona? Eğer Müslümansa anlasın istiyor. Diyanet İşleri Başkanı da bu amaçla kuruyor. Aynen. Ancak günümüzde görüyoruz ki maalesef bence şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı işgal etmiş durumda. Yani ben o gün basın açıklamasında da çağrı yaptım. Özellikle dedim ki Denizli'nin de bir önemi var bu anlamda. Müftü Ahmet Hulusi'nin kendisi. Evet, evet. O zaman bakın Kurtuluş Savaşı döneminde bu ülkenin gerçek din adamları, aydın din adamları, bağımsızlıktan yanılan din adamları, düşman işgaline baş kaldıran, emperyalizme baş kaldıran yürekli din adamları Mustafa Kemal'in yanında yer alıyordu. İşgalcilerle işbirliği içerisinde olanlar da Mustafa Kemal'in idam fermanını yayınlıyordu. Fetvalar veriyordu bunların arkasına düşmeyin diye. Evet. Şimdi arkadaş, bir insana yakışmaz. İki, din adamıyım diyorsun, din adamına hiç yakışmaz. Ölünün arkasından konuşulmaz. Din adamıysan önce bunu bileceksin. O lanet kelimesini okuyacaksın illa. Diyorum ki eğer Mustafa Kemal olmasaydı bugün İstanbul Konstantin olurdu. Ayasofya'da da çan sesi çalardı. Seni orada ne yaparlardı bilmiyorum Ali Erbaş. Olur muydu? Ali olur muydu acaba? Adı ne olurdu? Ali. Kimliği ne olurdu? Orada ne sıfatta bulunurdu? Ne yapardı bilmiyorum. O nedenle haddini bilmek lazım. Yine o gün ya tarihler de çok önemli. Bakın 24 Temmuz bu ülkenin tapu senedidir. Lozan'da tapu senedidir. Sevr'in yırtılıp atıldığı, Mondros'un ortadan kaldırıldığı bir tapu senedidir. Yani sizin bağımsızsınız ya, burası benim diyorsun. Tüm dünyaya ilan ediyorsun. Bakın yeni düvel karşında. Orada İsmet İnönü'nün kahramanlığını da burada bir kez daha anmak lazım. Çünkü Atatürk'e dil uzatmaya çekinen bir kesim biliyorsunuz yanındaki silah arkadaşlar üzerinden saldırıldı. Şimdi 24 Temmuz'da Ayasofya çıkıyor bakın. Ne kadar ilginçtir. Ve Danıştay kararı dayanak yapıyor. Tabii ki hukuk olsun ülkede. Hukuk karar versin. Hukuk karar versin. Ve şunu da söylüyorum. Diyorum ki bu ülkede insanlar Ayasofya'yı cami olarak görmek isteyen birçok insan olabilir. Buna da bir lafım yok. İmzalar toplandı, talep edebilir insanlar, şikayetçi olabilir. Peki şikayeti kim yapıyor? Bir vatandaş yapıyor. Birine yaptırtıyorlar aslında. Peki kim davalı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani aslında Cumhurbaşkanımız orada davalı taraf. Yani davayı aslında kaybeden taraf. Ya senin elindeki yetki var burada. Danıştay karar veriyor. Danıştay'ın kararı 2 hafta içerisinde uygulanıyor ve uygulanma tarihi de 24 Temmuz'a geliyor. Denk geliyor. Tesadüf. Yani bilmiyorum, bu yeni bir tarih yazma merakımı bilmiyorum. Olmaz, tarih öyle yazılmaz. Evet. Tarih Mustafa Kemal gibi yazılır. Tarih öyle yazılmaz. Neden söylüyorum? Çünkü 24 Temmuz'da Lozan'la ilgili biz açıklama yapacağız. Arkadaş geldiler emniyetten dediler ki yapamazsın. Ya nasıl yapamam? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi. Ben açıklama yapacağım. Yok işte aman Ayasofya ile ilgili bir şey var mı? Arkadaş Ayasofya ile ilgili kararı Danıştay verdi. Öbürü uyguladı diyor. Ha biz diyoruz ki Mustafa Kemal'in verdiği karar doğru karar. Neden doğru karar biliyor musunuz? Bakın oranın müze olarak korunmasını sağlıyor o karar. Bir dünya mirasıdır Ayasofya. Evet. Osmanlı döneminde Osmanlı'nın yaptığı da değildir. Evet. Geçmişten günümüze gelen Osmanlı'da korunmuş. Cumhuriyet döneminde korunmuş. Roma döneminde. Ve kaldı ki ya namaz kıldığın zaman zaten namaz kılacak yerler var. Hemen aşağısında Sultanahmet de var, orada da yapabiliyorsun. Ama bakın şunları görüyoruz biz. Bugün dikkat edin, bu tarz olaylar hep Türkiye'deki
ekonomik anlamdaki en zor zamanlarda çok gündeme getiren olaylar. Yani biraz da kendi iç siyasetine yönelik ve yeni tarih yazmaya yönelik bir merak var acaba diye soruyor. Burada da dikkat etmek lazım. Yani bir bakıyorsunuz ki işte bir karar alınıyor, ondan sonra işte ekonomik anlamda veriler, yabancı paralar yukarıya çıkıyor. Türk parası değer kaybediyor. Ekonomi dış güçlerin oyunu falan. Biraz da zaman böyle çok denk geliyor. Yani neden acaba diye insan ister istemez soruyor yani. Yani yine Ayasofya olayında bize göre doğru karar Mustafa Kemal'in verdiği karardı. Şimdi göreceğiz. Umarım orası gerçekten korunabilir. Tüm değerleriyle. Tüm insanlar geldiğinde orayı ziyaret edebilir. İnsanlar namazlarını kılmak isteyebilirler. Zaten yer vardı. Sorun değil. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Ya benim Denizli'de 50 kişilik, 100 kişilik kitleyle ayağa sarılı ablamla 60 yaşındaki abimle şu Denizli Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın önünde açıklama yapmama izin verilmiyor. Ya diyorum ki emniyet güçlerine, emniyet müdür yardımcısı da görüşüyor. Ya diyorum ne emniyet müdürü, ne vali, ne cumhurbaşkanı, ne ben ne başkası. Kimse anayasanın üzerinde. Anayasa madde 34 açık mı arkadaş diyorum, açık. Benim bu hakkım mı? Hakkım. Elimde silah var mı? Sopa var mı? Kitlem belli. Neden korkuyorsunuz? Yok. Biz abluk altında açıklamalar yaptık Denizli'de. Atatürk'ün Düşünce Derneği abluk ayalında en sonunda biliyorsunuz polis etrafını çevirip götüreceklerdi. Biz dedim siz ne yapıyorsunuz? Götüreceklerdi adamlar. Bizden çok polis vardı orada. Ya arkadaşım İstanbul sokaklarında adam Cumhuriyet'in temeline Atatürk'e hakaret ediyor. Biri lanet okuyor. Görünmez bütünlüğüne. Lanet okuyor adam tepeden. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Güvenlik şeridi açıyorsunuz resmen o slogan atan adamlara. Bakın olmaz mı? Olmaz. Tarih bunları yazar. Kadem Özbay'ın başına bir şey gelir, öbürünün başına. Birçok Cumhuriyetçi aydın insanın başına bir şey geldi. Ama onunla bizler geri adım atmayız. Tarih sizi de yazar. Tarih o zaman nasıl Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde emperyalizmin işbirliği yazanların yazıyorsa saltanatlar çöker. Saltanatlar çöker gider kimseye kalmaz. Bu nedenle bence biraz erdemli olsunlar. Bu ülkenin kurucu önderine o laf eden adama da gereğini yapsınlar. Bu saldırıları yapan, bu aymazlıkları gösteren insanlarla ilgili de gerekli şeyler yapsınlar. Dergi çıktı bu ülkede biliyorsunuz kapağında ilafet çağrısı. Şimdi şunu söylüyorum. Yani Mustafa Kemal de öyle bir adam. Demokrasiyi getirdi bu ülkeye. İnsanlar benim hoşuma gitmeyen bir şeyi savunabilirler. Birileri şeriat münakkisi olabilir bu ülkede. Ancak eğer bu ülkenin cumhuriyetin kurucu değerlerini temsil etmesi gereken makamlarda oturanlar tarafından yapılmaya başlıyorsa veya bunlardan aldıkları ücretle yapmaya başlıyorlarsa veya toplu olarak insanlara ulaşılması sağlanan basın yayın organlarıyla yapılmaya başlıyorsa artık bu suç teşkil eder. Burada o kadar özgürlükçü, o kadar demokratik olmak bir mantık olamaz ya. Ama bir birey oturursunuz burada tartışırsınız. Adam der ki ben ayrı bilmem ne devlet istiyorum, bilmem ne istiyorum. Bu bireyin fikridir. Ama bu bakın bir örgütlü bir saldırı ve bir cesaret, gerici gruba bu cesareti verenler herkes bence önce haddini bilmeli ve tarihin bunları yazdığını, bu kafayla tarihin çöplüğünde nasıl anılacaklarını buradan bir kez daha uyarıyorum. Sevmiyorsanız bile en azından saygı duymasını bilin. Niye uyarıyoruz? Evet, bana da. Son bir soru da sormak istiyorum. Bir örnek daha vereyim. Bakın, dedim ya kul tabii ki savunacağız. Danıştay böyle bir karar vermiş. Bence Mustafa Kemal'in verdiği karar doğru karardı ama Danıştay'ın bir kararı daha var. Buradan özellikle hani milliyetçiliğiyle övünen ve bugün bir tarafa destek olmak peşinde koşan arkadaşlara da bir hatırlatma yapayım. Danıştay'ın bir kararı daha var. Ne biliyor musunuz o kararı? Okullarda okunan andımızın tekrar okutulabileceği. Yani orada çünkü bir şey vardı. İşte Türk kimliği. Hayır diyor, anayasada yazıyor diyor. Türk, bu ülkede Türk demek, Türk kimliği demek bir ırkı temsil etmez diyor. Bir etnisiteyi temsil etmez diyor. Bu ülkede yaşayan tüm yurttaşları temsil etmez. Anayasa olarak yazılmış. Mustafa Kemal'in Atatürk milliyetçiliği de böyle tarif eder. Evet. Danıştay'ın 2 yıl önce böyle bir kararı var. Bununla ilgili bir ivedilik, bir uygulama gereği duymadılar mesela. Yani işimize geleni mi uyguluyoruz Danıştay'ın kararlarında? Bu da sorulması gereken bir şey. O zaman hukukun üstünlüğü yok. Kişilerin üstünlüğü var değil mi? Hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku. Sorulması lazım. Bence bunu da bir sorgulamak lazım. Evet. Yani Danıştay böyle bir karar verdi. Hemen 2 hafta sonra 24 Temmuz gibi bir tarihe getirildi. Sonra o zaman açıklamada da örnek verdim. Bakın bizler okullarımızda diyelim ki belirli gün ve haftalarda Yeşilay haftası ya. Hani zararlı içki, içeceklerin falan kullanılmaması gerekiyor. Çocuklara anlatacağız değil mi?
İnanın bakın onu anlatırken bile okul müdürlerine, idarecilere ya da bayram töreni var burada. Nasıl bir bayram töreni yapacağımızı düşün. Çünkü artık basitleştirdiler zaten. İşlerini boşalttılar, geliyoruz, çelenk falan bitti. Evet. Falan. Orada bile sunarsın üst amirine. Bak şunlar okunacak, şu gelecek, şu olacak falan. Bakarlar, onay verirler. Şimdi burada şuna da dikkat etmek lazım. Ali Erbaş onu kendi başına mı okudu acaba? Evet. Kimse görmedi mi? Görmediyse bu bir sorun. Gördüyse Cumhurbaşkanı doğru bilgilendirilmedi mi? Bilgilendirildi, sorun görmedi mi? Bence bunlar da önemli sorular. Ama tekrar söylüyorum bakın. Gönül ister ki bu ülkede herkes Atatürk'ü sevsin. Ama bu çok mümkün değil, bunu kabul ediyoruz. Dünyada böyle bir şey mümkün değil. Herkesin bir insanı bu kadar sevmesi. Ama herkes en azından bu ülkede saygı duyabilecek kadar erdemli olsun, insan kalabilsin diyorum. Evet. Tabii aynı dileklere biz de katılıyoruz. Son bir soru daha sormak istiyorum. Gençliğe hitabesinde Atatürk'ün birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyor. Biz bunu bugün yapabiliyor muyuz? Ya da ülkenin geleceğinde böyle bir müdafaa söz konusu mu? Tabii Mustafa Kemal'in yine benim çok sevdiğim en önemli sözlerinden biri, benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyor. Yani Mustafa Kemal şunu istiyor. Tabii ki diyor Türkiye Cumhuriyeti'ne ilelebet muhafaza etme görevini bize veriyor. Ama diyor benim koyduğum üzerine bir taş da siz koyun. Koruyun, geliştirin. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkın diyor adam, işaret ediyor bize. Bırakın diyor heykellerimi ya. Ne heykel? Fikirsel olarak beni anlayın. Siz de söylediniz başta. Beni görmek yalnızca bedenimi görmek değil. Şimdi böyle bir adam, böyle değerli bir adam ve bize bir mirası var. Bu mirasa sahip çıkabiliyor muyuz? Bence hayır. Hayır, bakın çok net koyacağız. Ya Mustafa Kemal'i sahip çıkmak demek, tekrar ediyorum. Bugün Cumhuriyetçi Atatürkçüm diyen birçok muhalefet partilerine de, örgütlenme yapılarına da, dernekler, sendika odalar fark etmez arkadaş. Bu yalnız Atatürkçüm demek de olmuyor. Atatürk rozeti takmak da olmuyor, kravat da olmuyor. Evet, eylem gerekiyor. Laikliğin bakın o günkü gerici grup adeta laikliğin cenaze namazını kılmaya çalıştı. Adeta bugün laik cumhuriyet yoğun bakıma alındı. Artık hani bizde de şöyle bir şey, ne oldu ki? Ne demek ne oldu ya? Ne demek ne oldu ya? Daha ne olacak? Yani Mustafa Kemal'in devrimleri var bize, emanetleri. Bakın bu devrimler kamucuk, devletçilik. Bakın bu pandemi süreci bize göstermedi mi? Evet. Ne kadar meraklıyız değil mi? Özel hastaneler, şehir hastaneleri, gururlanıyoruz. Peki gariban halk gidebiliyor mu arkadaş? Gidebiliyor mu gariban halk? Gariban halk bugün eczaneye gittiğinde eczanedeki ilaç farkını öderken eczacıyla kavga ediyor. Peki o ilaç farkı kime gidiyor? Devlete gidiyor. Nerede kamucuk? Ya da bu ülkenin pancar, şeker pancarı fabrikaları ne oldu? Bu ülkenin birçok Sümer Bankı fabrikaları ne oldu? Şimdi ya Mustafa Kemal yalnızca bir yüz değil ki. Mustafa Kemal hangi emanetine sahip çıktı? Devrimler gidiyor. Devrimlere saldırı artıyor. Bunu cesaretlendiren bir gerici grup var. Bundan beslenen bir yapı var ve bunu destekleyen, bilerek ya da bilmeyerek arkasında sürüklenen bir grup var. Bir de Cumhuriyet'in en önemli değerlerinden biri o halkçı yönü, devletçi yönü, kamucu yönü, adeta neoliberal ekonomik modellerde neoliberal kafalar bunlar. Liboş. Evet. Bunlar kafalarıyla daha da özelleşme, daha da çok özel olsun, daha da çok özel olsun. Ne olacak işte bak salgın olduğunda. Bakın ben bir öğretmenim aynı zamanda. Zaten bir adaletsizlik var. Eğitimde var. Sağlıkta var. Pandemi süreci bunu daha da çok gösterdi, biliyor musunuz? Ben uzaktan eğitim yapmaya çalışıyorum. Şimdi moda yapacağız ya, mecburuz. Buna da bir şey demiyorum. Yapmak durumundayız. Kaç tane öğrencimizin bilgisayar olmadığı, internet olmadığı için giremediğini biliyor musunuz? Hiç böyle bir şey olabilir mi? Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabletler de attı. Bakın bir Fatih projesi yaptı, çoğu çöktü ya. Evet. Yani bazı yerlerde az çok çalışan akıl tahtaları kaldıysa onlar. Yani şimdi Mustafa Kemal'in işte diyoruz ya, sahip çıkacağız. Ama neyle sahip çıkacağız? Yani cumhuriyeti cumhuriyet yapan üretim ekonomisi gitmiş. Devletçilik gitmiş. Halkçılık gitmiş. Laiklik gitmiş. Hani gitmediyse de çok az kalmış yani. Birkaç kesimin tutulmasıyla kalmış. Bu konuda bence herkese bir görev düşüyor. Peki bunu nasıl yapacağız? O bilinçle gençler yetiştiriyoruz zaten. Peki bu nasıl yetişir? Eğitimle yetişir. Eğitim nasıl olmalı? Layık olmalı. Bilimsel olmalı.
demokratik olmalı, çağın gereklerine hizmet etmeli, eşit, ulaşılabilir, parasız olmalı. Anayasanda yazıyor. Sen bu ülkenin tüm çocuklarına bu hakkı vermek zorundasın. Görevin bu senin. Ama sen o kadar açtın ki adaletsizliği. Özel okulları arttırdın. Devlet okullarına kaynak yok, kaynak. Şimdi diyoruz ya pandemi sürecinde okullar açılacak mı şimdi? Ya okulda sabunu koyamayanlar, sabunu koyamayanlar dezenfektanı ne kadar koyabilecek göreceğiz. Maskeyi ne kadar verebilecek göreceğiz. Bir sınıfın içerisinde 40 kişiyi sığdıranlar, o kadar atama bekleyen öğretmen varken atamayıp da öğretmenlerin ve sınıfların o kalabalıklığı, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı arasındaki o çelişkiyi çözmeyenler, okulların temel fiziki koşullarını sağlamayanlar neye hizmet ediyordur? Liberal kafa işte. Neoliberal kafa. Biraz daha işte sağlıkta yaptık bunu. Ne yaptık mesela? Dedi ki insanlara göster devlet hastaneleri. Gitti insanlar kuyruk bekliyor. Doğru öyleydi. Ya arkadaş bir tane daha kamu hastanesi aç. Ama bugün çok değişen bir şey yok. Geçmişe bunlar söyleniyor ama bugün de telefonla randevu aldığınızda size 6 ay gibi 8 ay gibi yani ölür müsün kalır mısın artık belli değil. Bu tarihleri randevu veriyorlar. Şimdi o nedenle diyorum Mustafa Kemal devletçi bir adam. Zaten ilkesi yani. Evet. Değil mi? Şimdi Mustafa Kemal'i sevdiğini söyleyen bir gruba bakıyorum ki bu liberal kafayla hayatına devam ediyor. Peki ne yapar bu liberal kafa? Der ki ya devlet niye hastaneyle uğraşsın ya? Ver can adam paşa gibi güzel güzel yapsın. Ne getirir peki bu? Ne kadar para o kadar sağlık. Ya devlet eğitimle niye uğraşsın? Sen şimdi devlet olarak çocuğuna kar zarar olarak bakabilir misin? Bakıyoruz. Maalesef. Ya yapsın bak ne kadar güzel özel okullar var. Doğru güzel adam yapıyor sınıflarını. Ama adam ben gittiğimde çocuğuma bir yurttaş olarak bakmıyor. Ulan kaç para alacağız bundan? Doğru haklı olarak bak. Müşteri artık çocuğu müşteri yerine getirdi. Veli müşteri yerine getirdi. Bu kimin görevi? Devletin görevi. Bu kimin emaneti? Mustafa Kemal'in emaneti. Ama bizde bazı maalesef bir cumhuriyetçi ve Türkçü bilen bir kesim de bu kafayla devam ediyor. Hayır arkadaşlar. Biz bu ülkenin geleceği olan çocuklara bu eğitimi eşit ve nitelikli vermek zorundayız. Ama temel koşullarını sağlamalıyız. 12 kişilik sınıfları niye sağlayamıyoruz biz? Bir anda bir bakıyoruz. Bana sordular bir soru. Ya işte başkan nasıl olacak? Ya işte pandemi var. Ne kadar yapsan da o koşulları sağlayamazsın falan. Ya biz bu ülkede 2 ayda, 3 ayda şehir hastanesi yaptık diye hasta sözlü, hasta garantisi verilen hastaneler yapıldığını gördük mü? Evet. Gördük. TOKİ'lerin bırak şeylere, ihtiyaç sahibi insanlara bina yapmayı, bu ülkede stat yaptığını gördük mü? Gördük. Niye okul yapmıyoruz? 15 Mart'tan bu yana salgın sürecinde kilitlenmiş bir eğitim süreci var. Bakın ben öğretmenim, ben okuluma gitmek istiyorum. Çocuklarımla yüz yüze olmak istiyorum. Evet. Ama 15 Mart'tan bu yana ne yapıldı? Nasıl bir hazırlık vardı? Son güne kadar bir hazırlık yapmadılar. Bir baktılar ki dediler biz çıkamayız bu işin içerisinde. Çünkü iş yalnızca şeyle de bitmiyor. Öyle bir ateş ölçmekle bitmiyor iş. Sürekli oraya dezenfektan koyman lazım. Mesafeleri koruman lazım. 4 metrekare, 4,5 metrekare bir çocuk düşünmen lazım. O zaman sınıfları zaten 30 metrekare sınıf düşün. 9-10 kişilik bilemeden en fazla 12 kişilik sınıflar yapman lazım. Mümkün mü? Yapamazsın. Veya gittiğinde çocuk elinde lavabolar elini yıkayacak değil mi? Şimdi o elini açtı, bu elini açtı mı? Ne olması lazım? Sensörlü olması lazım. Kim yapacak bunu? Var mı öyle bir kafa, öyle bir düşünce? Bakın hiçbir hazırlık yok. Hiçbir hazırlık da olmayacak bakın. Söylüyorum ben 21 Eylül'de okullar açıldığında da tamamen hazırlıksız. Çünkü basit bir örnek verdim size. En basit lavabolar. Çocukların temel ihtiyaçlarına gidecekleri yerde o musluklar sensörlü olmalı. Bugün kaç tane okulda var? Ya da gelelim Denizli dahil. Denizli eğitimde fena bir yerde değil, iyi bir yerde. Gezelim okulları. Kaç tanesinde sabunundan, tuvalet kağıdından birçok temel ihtiyacına kadar hazırlıklı? Hiçbir. Çoğu değil yani. Ben çok çok az. Evet. Bunlar genişli olarak yapıyoruz. Biz bu ülkenin Mustafa Kemal'in de ümidim dediği gençlere yatırım yapmak zorundayız. Onları kar zarar mantığıyla görmememiz lazım. Biz onları eğer layık bir eğitimde, bilimsel bir eğitimde, çağdaş bir eğitimde yetiştirirsek, sorgulayan bireyler yaparsak onlar zaten Mustafa Kemal'i sever de, sayar da, o dediği görevi de yerine getirir. Şimdi tabii Mustafa Kemal olduğunda konu söylenecek çok fazla şey var. Biz de Kent 20 Haber olarak logomuzda Mustafa Kemal Atatürk'ü yurttaptık. Büyük bir keyif ve onurla yer verdim. Ben de Kent 20 Haber'in sahibi olaraktan. Bir çift mavi gözün izine gitmeye biz devam edeceğiz.
Böylesine güzel bir ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ülkede de Atatürk'ü Kadem Bey'in de söylemiş olduğu gibi sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Atatürk'ü sevmeyen adamı sevmem. Kadem Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Geldiği için, konuğumuz olduğu için, bilgilendirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii söylenecek gerçekten çok şey var. Çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, bize emanetlerden bahsediyoruz. Bu süre sığdırmaya çalıştık. Evet. Ama dediğim gibi en önemlisi özellikle gençlere yapılan yatırımdır. Çünkü bu ülkenin geleceğini onlar temsil ediyor. Onlar bu ülkeyi gelecekte daha iyi bir yere getirecekse getirecekler. Bu anlamda bir kez daha sizin aracılığınızla Denizli halkına, ki çoğunun Atatürk konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Hangi partiye destek olurlarsa olsun. Atatürk Düşünce Derneği'ne destek olmaya davet ediyorum. Nasıl destek olacaklarsa. Bakın diyorum tekstilci misin? Verecek paran mı yok? İşler kötü mü gitti? Tişörtünü ver bize ya. Atatürk'lü bir tişört ver bize. Bayrak ver bize. Ver. İnsanlar gelsinler bizden alsınlar. Biz makbuzunu keselim öyle kayıt dışı bir şey yok. Makbuzunu keselim. Teşekkür ederiz yardım ettiğiniz için. Ya. Ya da arasınlar. Benim telefon numaramı ulaşmak çok kolay. Nasıl yardım edebileceklerse yardım etsinler. Destek olsunlar. Birileri yapmıyor diye biz sahipsiz bırakmayalım. Çünkü ne dedi? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Biz bu ülkenin geleceğine, gençlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birileri ders kitaplarından azaltabilir, içeriğini boşaltabilir. Ama hala bu ülkenin aydınlanmacı, aydınlanma devriminden yana aydın insanları var. Onlar da bizleriz. Bizlere sorumluluk düşüyor. Artık öyle köşemize çekilip rahat rahat oturma zamanı değil. Evet. O anlamda herkese çağrı yapıyoruz. Taşın altına elini soksun lütfen. Evet. İmkan olanlara da derneğimize davet ediyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başka bir zamana tekrar görüşmek üzere diyorum. Ne zaman isterseniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.